Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz Oya artık 8 aylık oldu. 2 ay oldu ekli daha geçti. Ben şimdi ona nasıl mama hazırlıyorum onu göstermek istiyorum size. Ben havuç, patates ve havuçları bu şekilde küçük küçük dilimledim. Şimdi bunların hepsini buraya koyacağım. Mayada da yapıyordum ama mayada bir yöntemini kullandığım için çok fazla yemekleri bu şekilde buharda pişirmiyordum. Ama o ya da biraz daha işin kolayına kaçıyorum. Daha kolay oluyor. Hem daha sağlıklı oluyor. Kapatabilirsen. Evet. Bu makinenin benim gibi çalışan annemde şöyle bir güzelliği var. Hem buharda pişiriyor, hem iki taraflı kullanabiliyorsunuz. Yani şu an bıçağın üst tarafı alıyorum bu şekilde. Böyle haşlayacağım. Haşladıktan sonra da tel sivireceğim. Bu arada böyle bir ölçü kabımız var. Ben gıdaları biraz iri doğradığım için 15 dakikada haşlanması yeterlidir diyorum. 15 dakikada 150 ml su kullanacağım. Suyu da hemen bu şekilde koyuyorum. Kapağını kapatıp buhara bastığım zaman 15 dakika sonra bir ses duyacağız. Bekleyelim. 10 saniye. Hep sesi geldiğinde hemen ben kapatıyorum. Sıfırı aldıktan sonra göstermek istiyorum. Bu şekilde buharda gayet organik bir şekilde bütün sebzelerimiz pişmiş. Burada et, tavuk vesaire de pişirebiliriz. Ben pişen sebzelerini bu şekilde İstediğimiz kadar püre haline getirebiliriz. Ben çok sıvı hale getirmek istemiyorum. Çünkü artık pütürlü şekilde oya yiyebiliyor. Bu şekilde. Hemen tabağa koyalım. Çok pratik. Çalışanlar için gayet kolay. Arkadaşlar mutfakta elim kolum olan bir üründen daha bahsetmek istiyorum. Sterilizatör. Az önce kullandığım büyük parçalı ürünleri bu kısmına yerleştiriyorum. Küçük parçalarını da buraya koyuyorum. Meyve sıkacağım. Oyanlığı çok yakışıklı. Örme. Meyve İstersek sadece şuraya su koyduktan sonra sadece bu iki parçayı kullanabiliriz tek olarak. İstersek iki parçayı aynı anda da steril hale getirebiliyoruz. Ben ikisini de kullanmak istiyorum. Düğmesine basıyorum. Yaklaşık 6 dakika sonra bütün bulaşıklar steril hale gelmiş oluyor. Bu şekilde